Herkese Tatlı Sanat Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün evdeki malzemelerle yapabileceğiniz hem göze hitap eden hem de damağınıza hitap edecek olan yumuşacık kek tarifim var. İngiliz keki. Henüz denemediyseniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda ısısında beklettiğimiz 4 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine kıralım. Bir buçuk su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Bir paket vanilyamızı ekleyip bu üç malzememizi güzelce rengi açılana kadar, köpük köpük olana kadar çırpalım. En iyi kek yapmanın püf noktalarından bir tanesi çok güzel bir şekilde çırpılmış olması. Özellikle yumurta ve şekerin çok iyi çırpılması gerekiyor. Böyle mayonez kıvamı, krema kıvamı olana kadar çırpmaya özen gösterelim. Bir paket vanilyamızı ilave ettikten sonra mikser yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Ben yaklaşık 7-8 dakika kadar çırptım. Mikserle çırparken yumurta ve şekerin rengi açılana kadar ve şeker eriyene kadar çırptıktan sonra mikserinizi kapatabilirsiniz. Bu aşamada toz vanilya eklememizin sebebi ise yumurta kokusunun olmaması. Özellikle ben çok sayıda yumurtalı kekler yaptığım zaman pandispanya veya bu şekilde 4 yumurtalı, 6 yumurtalı, 8 yumurtalı tariflerde mutlaka yumurta, toz şeker eklerken toz vanilyayı da ekliyorum ki hiçbir şekilde yumurta kokusu olmuyor. Özellikle yumurta kokusuna karşı hassasiyeti olan takipçilerim için belirtmek isterim. Karışımımızın gördüğünüz gibi rengi açıldı. Tam istediğim renkte ve kıvamda oldu. Şimdi hemen diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. 2 su bardağı yani 200 ml su bardağı ölçüm. 2 su bardağı un ekliyorum. Bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Bu aşamada çok az karıştırmanız yeterli olacaktır. Kek harcı kıvam aldıktan sonra hemen mikserimi kapatıyorum. Yaklaşık 2 dakika kadar çırptım. Kek harcımız hazır. Şimdi dikdörtgen borcamın üzerine yağlı kağıt serelim ve kek harcımızı dökelim. Kek harcımızı dökerken bu kek tarifinin en önemli püf noktalarından bir tanesini söylemek istiyorum. Kekimizin alt kısmı beyaz olması gerekiyor. Üst kısmı da hafif kızarması gerekiyor. O yüzden kontrollü bir şekilde fırınımızda pişirelim. 170 derecede çok fazla üst kısmının kızarmasını beklemeden 10 dakika geçtikten sonra kürdan testiyle kontrol ederek kekinizi fırından alabilirsiniz. Ben 20 dakikada pişirdim. Kek harcımızın üzerinde kalan kabarcıklarımızı almak için tezgahın üzerine dikdörtgen borcamımızı birkaç defa vuralım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda kekimizi yaklaşık 20 ila 25 dakika aralığında pişirelim. Kekimiz fırında pişerken kekimizin kenar kısımlarını ıslatmak için çikolata sosunu yapabiliriz. 2 su bardağı sütümüzü uygun bir tenceremizin içerisine alalım. 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu kakaomuzu ekleyelim ve çırpıcımızla güzelce önden çırpalım. Ocağımızı almadan önce güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağımızda 10 dakika kadar sosumuzu pişirelim. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Isındığını fark ettiğiniz anda 10 dakika içinde sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Şimdi çikolata sosumuzun içerisine 60 gram bitter çikolata ilavesi yapıyorum. Ve çırpıcıyla çikolatamı eritiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi sosumuz ocakta değil, ocaktan aldım. Ocaktan aldıktan sonra sıcaklığı olduğu için çikolata sosumuzun hemen çikolata eriyecektir. Bu aşamada çırpıcıyla devamlı karıştıralım, çikolatamızı eritelim. Çikolata sosumuz hazır. Çikolata sosumuzun soğuması için bir kenara alalım. Şimdi fırından çıkan kekimiz ilk ısısı geçtikten sonra yağlı kağıdı hemen ters bir şekilde çevirelim.
Bu aşamada en önemli püf noktası kekimizin çok fazla soğumasını beklemeyelim. Çok fazla soğumasını beklersek yağlı kağıt kekin alt tabanından çok zor bir şekilde çıkacaktır yapışacağından dolayı. O yüzden mutlaka kekimizin ilk ısısı geçtikten sonra dikdörtgen borcama elinizle dokunduktan sonra alabiliyorsanız o andan itibaren kekinizi ters çevirebilirsiniz. Şimdi kekimi parçalara bölüyorum. Öncelikle kare şeklinde parçalarda bıçak yardımıyla kesiyorum. Sonra tam ortasından üçgen şekli vererek bıçak yardımıyla kesiyorum. Toplamda 30 adet İngiliz keki elde ettim. Gördüğünüz gibi kekimiz bu şekilde olacak. Pamuk gibi yumuşacık bir kek oldu. Keki çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Sade bile tüketilebilir. Bütün keklerimi bu şekilde üçgen şeklinde kesiyorum ve hazır ediyorum. Sunum esnasında alt tabanı beyaz olan gözüken yeri ön kısımda olacak şekilde, hafif kızarmış olan kısmı da arka kısımda olacak şekilde sunum yapabilirsiniz. Ama bu şekilde alt tabanı mutlaka hafif krem renginde, yani beyaz renginde olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi kekimizin de pişmesi gerekiyor. Pamuk gibi pişti. Çok lezzetli oldu. Hem alt tabanı hem üst tabanı çok güzel pişti. Üçgen formunda kestiğimiz keklerimizi öncelikle çikolata sosumuza kenar kısımlarına batıralım. Daha sonra Hindistan cevizine kenar kısımlarına bulayalım. 1,5 su bardağı Hindistan cevizi kullandım. Yapmış olduğum kekin kenar kısımlarına tam yetti. Kekimiz bitene kadar bu şekilde bu işlemi yapalım. Hazırlarken bile gerçekten göze hitap eden çok şık bir kek oluyor. Ben bu tarifi ne zaman yapsam gerçekten çok keyif alıyorum. Çok şık bir kek, çok da lezzetli. Çikolata sosu ile kenar kısımlarını kaplamamız da gerçekten çok lezzet katıyor. Kekimiz bitene kadar bu işlemi yaptım ve sunuma hazır. Yakından da gördüğünüz gibi tek kelimeyle muhteşem oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Eğer tarifimi, videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.